Efendim? Öncelikle bu süreçte Allah yardımcınız olsun. Amin. 2 yıllık bir ayrılık ama tekrar barışma kararı alıyorsunuz. Fakat Hülya Paltacı... Yok, yaklaşık 4 yıllık bir ayrılığımız var. 4 yıl olduk boşalana kendisiyle. Evet. Yani şöyle bir şey var yani. Bir hasta oldu. Ameliyatın falan oldu. Çocuklarım hep yanımdaydı. Yani evet. Ben de yanındaydım tabii ki. Ben de yardımcı oldum. Olmadım değil. Ameliyat oldu. Yani değil ki... Yani bir 6 aydır, 7 aydır benim yanımdaydı, çocuklarımın yanındaydı. Kendi ameliyat oldu işte, düzeleşkiler. Çocuklarım sahip çıkıyordu. Ben zaten eve girip çıkıyordum, o kadar. Ben aşağıda kardeşimin yanında yatıp kalkıyordum, o da çocuklarımın yanındaydı. Yani böyle dedik, hani bayram sonra çocuklarım da dedi birleşin. Bayramdan sonra nikah kıyacaktık işte. Olmadı. Bilmiyorum, kendi bildi. Kendi çekti gitti yani. Bayramın ikinci günü çocuğuna elbise götürdü. Ama yani şimdi hani Tuğba'nın anlattıkları filan hani bu normal, sağlıklı, ben artık bu ilişkiyi doğrudur istemiyorum diyen bir kadının, bir annenin çekip gidişi değil, altında daha farklı sebepler de olabilir. İşte onu bilemiyorum yani artık. Bu hani çok sağlıklı bir gidiş değil aslında. Aynen, sağlıklı bir gidiş değil. Yani bilmiyorum nedir ne değildir, zorlama tutuluyor, tehdit ne diyor artık. Onu bir şey... Bilmiyorum, habersiz bir yere gitmezdi çünkü haber gitse de haber verirdi bizlere, çocuklarına. Yani siz ayrıldıktan sonra hiç böyle uzun süre görmediğiniz bir zaman oldu hayır. mu? Habersiz sadece kaldığınız? Sadece biz çok küçükken. Yok, hayır. Öyle bir haber vermiyor. Mesela çocuklarım küçükken de çocuklarımı alıp sokağa doğru kaçar giderdi. Yani bu şekilde de çok uğraştım ben onunla ama düzeltemedim yani kendisini. Ama bizim yani, düzeltebileceğiniz bir şey çok... değil. Hani bir tedavi süreci gerektiren bir durum var anladığım kadarıyla ortada. Doğrudur. Yani aynı çocuğumun yani hastanedeki çocuğumun aynı şeyler onda da vardı. Psikolojik aynı durumda onda da vardı psikolojikleri. Yani boşanmanın altında da iyi ki Tuğba böyle bir şeyi söyledin. Annenin bir biriktirme hastalığı, evi temizlememe gibi bir hastalığı var. En büyük takıntısı evet, da bu yöndeydi. Annemle babam bundan dolayı boşanma aynen. kararı aldılar. Doğru. Ama yine de çocukların yanında olsun istediniz, ne olursa olsun. Aynen. Peki yani siz Bursa'da yaşıyorsunuz. Hayatınız, eviniz, düzeniniz, her şey Bursa'da. Ve anne İzmir Konak'ta çıkıyor. Yani İzmir'de kim var gidebileceği, sığınabileceği? Hiç kimsemiz yok. Biz de zaten bir boyunuz. İzmir'de yani İzmir'de benim hiçbir akrabam yok. Sığınabileceği hiç kimse yok. Kendisinden tarafı da hiç kimse yok. Kardeşlerinden olsun. Evet. Yani kendi tarafından da olsun. Sığınacağı hiç kimse yok İzmir tarafında. Yani ben sakın yanlış anlamayın. Şu soruyu da soracağım. Hani internet kullanır mıydı? Sosyal medyayı kullanır mıydı? Annem çok yok. Kendince bir insandı. Hani normal evinde sadece dışarıya bile pek fazla çıkmayan bir insandı. Sürekli evdeydi, yatardı, kalkardı, evi temizlemezdi. Bizim problemimiz sadece oydu zaten. Onun dışında hani sosyal medyadır falandır hiç alakası olmayan şeyler. Hayır yani teknolojiyle ilişkisi nasıldı onu merak ettim. Yok hiçbir hani şekilde bir alakası yok. Teknolojiyle hiçbir tamam. alakası yoktu yani. O zaman dediğim gibi, yani tahmin ettiğim gibi çok da sağlıklı bir gidiş yok. Bir ihbar evet. varmış Bayram Bey, telefon hattından